Verbik Pati ekibi olarak yerleşkemizde hayvanların hayvan hakları evrensel beyannamesine bağlı olarak beslenme, sağlık, üreme kontrolü ve sahiplendirmelerinden sorumluyuz. Biz biliyoruz ki bütün hayvanların gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Bu haklara sahip çıkmak ve bu hayvanların yaşam alanlarına saygı duymak bizim ekibimizin felsefesidir. Bak en çok göbeğini seviyor. Sen de göbeğini sev. Hayvanları severken her bir hayvanın ruhuna dokunuyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bize ne ifade ettiği, bize ne anlatmaya çalıştığı önemli. Sevgi sadece insandan insana değil. Biz elimizde mama kovasıyla yanlarına gittiğimizde önce kuyruklarını sallayıp bize geliyorlar. Önce kendilerini sevdiriyorlar. Biz bunu gözlemledik bu proje kapsamında. Gerçekten istedikleri öncelikle sevgi. Benimle oynar mısın projesi? Küçük yaşta uzun süre hastanede kalmak zorunda olan çocuklarımızın yanında olmayı, onlarla birlikte oyunlar oynayıp çeşitli aktiviteler yaparak onları birkaç saatliğine de olsa hastane ortamından uzaklaştırmayı amaçlıyor. Bu amaçla bu yıl 3 yıldır sürdürdüğümüz gibi her hafta düzenli olarak 3 hastaneye haftada 4 gün gidiyoruz. Başlıca amacımız sadece çocukları mutlu etmek, çünkü hastaneler hepimizin bildiği gibi soğuk ortamlar, kasvetli ortamlar ve küçücük bir çocuk açısından baktığımızda daha da sıkıcı hale geliyor. Ve hepimiz için 2 saatlik bir serum bile can sıkıcıyken küçücük bir çocuğun günlerce, haftalarca hastanede kalmak zorunda olduğunu düşünün. İnanın çok daha üzücü onlar için. Bu yüzden biz her hafta onları ziyaret ediyoruz, onları mutlu ediyoruz. Tek amacımız bu. Geçtiğimiz haftalarda Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümünde bu kar kürelerinden yaptık. Ve bir çocukla bunu yaparken hemşire geldi ve ona taburcu olduğunu söyledi. Çocuğun tepkisi şaka oldu. O an ne o ortamdan çıkmak istedi. O an çünkü hastane onun için hastane değil, oyun dolu bir ortamdı. Kolundaki serumun önemi yoktu çünkü o aktivite yapıyordu, eğleniyordu, gülüyordu. Ve ortaya böyle bir eser çıkardığında sonrasında bize vermesini istediğimizde büyük bir yüreklilik göstererek bunu bize hediye etti. Sanıyorum en unutamayacağım anım bu olacak. Ben kendim zehirlenmiştim yıllar önce ve bir serum takılmıştı. 2 saat boyunca o serumu beklerken bile ne kadar sıkıldığımı hala hatırlayabiliyorum. Çocuklar hayat dolu, cıvıl cıvıl, ışıl ışılken ve çok daha fazla enerjiye sahipken onların hastane ortamında canlarının sıkılması beni onlara gitmeye İçten içe sanki böyle gitmeliyim, bunu yapmalıyım, o çocuğu mutlu etmeliyim gibi hissediyorum. Projenin amacı çocukların üniversiteyi kazanmasını sağlamanın yanında onlara sosyal sorumluluk bilincini aşılamak ve sosyal kültürel yönlerini de geliştirmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çocuklara kampüsümüzde rektörlük izni dahilinde binalarda ders veriyoruz hafta sonları. Çarşamba günleri çözemedikleri sorularda yardımcı oluyoruz. Perşembe günleri ise etütlerde hafta sonu işlenen konulara yönelik sorular çözülüyor, örnek sorular çözülüyor. Salı ve cuma günleri de belirli periyotlarla deneme sınavları oluyor. Buradan mezun ettiğimiz çocuklar İstanbul Teknik Üniversitesi'de gerek bölüm kazanan, gerekse de başka bir üniversitede bir bölüm kazanan öğrenciler İTÜ Gönüllü Kulübü bünyesindeki projelerde gönüllü oluyorlar. Bunun yanında başka illerdeki üniversiteleri kazanan 2 öğrencimiz ise benzer bir projenin o üniversitelerde başlamasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bizim geçtiğimiz yollardan geçip ama
hedefe yönelik destek alamayan öğrencilere yardım etmek bizi mutlu ediyor. Zira ben hazırlanırken de benim dershaneye gitmek gibi bir durumum yoktu. Ben de yardım almıştım. Biz Engeller Durdurmasın projesi olarak aslında farkına varılmayı bekleyen bireylerin farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar farklılıklarını farkındalar ama farklı görünmek istemiyorlar, farklı hissetmek istemiyorlar. İnsanların toplumda onlara karşı ön yargılarını kırmaya çalışıyoruz. Ön yargılarımız yoksa hiçbir engel yok çünkü aslında. Çocuklar için en önemli desteğin sevgimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden haftada 3 gün okul ziyaretlerine gidiyoruz. Görme engelli bir çocuğun gözlerinin çok güzel görebileceğini biliyoruz. Ve onların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayallerinin önünde engel yoksa hayatlarında hiçbir zaman engel olmayacağını göstermeye çalışıyoruz. İletişimin ve sevginin sadece sesle aktarılan bir şey olmadığını bildiğimiz için her sene Milli Sağlar Birliği Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi tarafından işaret dili eğitimi veriyoruz. Bu sayede gerçekten sevginin, iletişimin, tek dilinin sadece ses olmadığını, gönülle ve başka şekillerde de iletişim olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Yüreğimizde engel yoksa hiçbir engel yok aslında. Gerçek arkadaşlar edinmek için, en güzel sevgileri yaşamak için çocukların yanına gidiyoruz. Görmeden de sesimizle çok mutlu olup bize güvenebilecek, duymadan da elimizi tutabilecek ve hayatımıza artı bir değer katabilecek arkadaşlarımız için gidiyoruz. Aslında yok sayılmak, unutulmak herkesi üzer. Bütün hislerimiz aynı aslında. Bizim için Engeller Durdurmasın projesi hayatımıza geçmeden önce renkler bizim için siyahtı. Engeller Durdurmasın projesi hayatımıza geçtikten sonra renkler bizim için anlam kazandı. Engeller Durdurmasın projesiyle özgüvenli olmayı, hayatımızdaki ön yargıların kaldırıldığını öğrendik ve hayatımızda her şey engel değil, engelsiz de olabileceğimizi, engelli olsak bile engelsiz yaşayabileceğimizi öğrendik. Anlatayım sen. Ben ne istediğimi. Şimdi ben Sami abileri ilk gördüğümde özel eğitimdeydim. Sonra 3 hafta mıdır nedir onları gördüm. Gerçekten de onları çok sevdim. Dedim ki acaba yine gelecekler mi dedim. Sonra onlar bize koroyu çok güzel öğrettiler. Sadece Sev Kardeş denen bir şarkı var. Onunla takıldık. Sonra biz bir kitap araçları yaptık. Ve Sami abiler yani korodaki okuyanlar inşallah kitap aracı yapma mesleği olur. Bana hediye etmek ister misin? Olur. Tamam yapalım beraber. Turuncu. Tamam. Hangi renge boyayalım? Şuraya. Fark etmez. Arkasına da. Sen hangisini istersin? Ben öyle çok renk ayırt etmiyorum ama sizin de sevdiğiniz bir renk varsa. Bitti bir tamam. Bak. Son. Ne oldu? Bir bak. Yani yeşil göremiyor. Arada böyle çizgi duruyor yeşil bundan. Böyle şey gibi düşün. Çok açık bir yeşil. Yol gibi düşün. Bir gün Oğuz'u evine bırakıyorduk. Ondan sonra Oğuz yolu kendisi tarif etmek istedi. Hissederek köprüde sallandığımız için köprüde olduğunu hissediyordu. İşte camiden sağa girelim, sola girelim diye kendisi tarif etti. Ve sonunda bizi bir yerde durdurdu. Solumuza bakın dedi. Baktığımızda çok güzel bir manzara vardı. Oğuz da o manzaranın çok güzel olduğunu söyledi. Ve sonra da biraz daha tepede teyzemin evi var ve ben hep oraya gidip manzarayı izlerim. Balkonda otururum dedi. Dünyada hani kurduğumuz her ilişki zaten belli bir çıkar ilişkisidir ve bana bunu farklı bu ilişkinin farklı olduğunu görmem benim için çok önemliydi. Hani arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ailemizle bile her türlü ilişkimizde bir çıkar vardır ve bu yanlış bir şey değildir ama biz bu çocuklarla hiçbir çıkar olmadan yani onların da bizim de hiçbir çıkarımız olmadan hiçbir özelliğimizden dolayı değil tamamen İletişim kurabildiğimiz için, güzel bir iletişim yapabildiğimiz için bir dostluk, bir kardeşlik oluşturduk. Gökyüzü belki de pembe şu an bizim için. Belki de koskocaman bir gökkuşağının altında duruyoruz. Çünkü biz böyle hissediyoruz. Hislerimizin önünde engel yoksa engel yok aslında.